Herkese selamlar dostlar. 5 Şubat 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelemiz var. Bu maçların hepsine zaten bir iddia tercihler sunacağım. Ve bazı maçlara şöyle bakayım 4 tanesine de yüksek oranlı tercih sunacağım. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar, güzel bir cumartesi günü diliyorum. Öncelikle geçen gün sormuş olduğum Lyon-Marty maçının skorunu hemen açıklayayım kazananı Mustafa Kökçü isimli arkadaşımız kazandı. Instagram'dan yazabilir bu arkadaş katılı Telegram gruplarımıza dahil edeceğim. Onun dışında bir de cumartesi gününe özel maç skoru sormak istiyorum. Fenerbahçe Başakşehir mücadelesi. Maçın skorunu bekliyorum. Direkt ben size kendi tercihimle söyleyeyim hatta. Maç esnasında da anlatacağım zaten. Ben 1-1'lik bir, bir skor bekliyorum. Maç berabere biter. KG var olur ve 1-1 bir bir gibi biter diye düşünüyorum. Sizlerin fikirleri nedir? Yine kazananlardan bir kişiyi katı Telegram gruplarımıza dahil edelim. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim. Tahminlerinizi yoruma yazmanız benim için yeterli. Katıl Telegram'da neler yaptık ondan bahsedeyim hemen. Dün bildiğiniz üzere Euroleague maçları vardı bazı. Biz değerlendirme altına aldık. Kupa maçları vardı. Onlara da aldık da kupa maçları pek futbol pek keyif vermedi açıkçası. Monaco mücadelesine ilk yarı 79.5 üst ki zaten bu çok rahat geldi. İlk yarı 90 sayıya yakın bir sayı çıktı hatta şöyle göstereyim. 1.5 dakika kadar zaten 86 sayı çıktı. Çok güzel bir maçtı. Güzel bir baremden yakaladık. Real Betis'in deplasman 1.5 üstü vardı. O geldi. Şöyle güzel bir yüksek oran yakaladık. Birinci periyot Fenerbahçe dedik. Burada zaten 10'a 8 yeniliyordu. Fual hakkı da olmuştu burada. Milano takımının. Ondan güzel bir değerlendirme yaptık. Hatta maç sonunda da Fenerbahçe galibiyeti olarak erkenden 1.90 gibi orandan değerlendirdik. Burada gel değerlendirmemiz geldi. İlk periyot 2 oldu zaten. 2.10 gibi orandan. Burada Real Madrid maçımız yaptı. İlk yarıdan bir gol gelebilir dedik. Direklerden Top gelmedi. Bu Real Madrid maçında başarısız olduk ilk yarı golü. Burada maç sonumuz geldi. Barcelona maçında iki tane bahis alındı. Canlı olarak da. 141.5 üst ve baktık maç üstte iyice gidecek. 145.5 üst alındı. Maç tam tamına 146 sayıyla bitti. O iki tercihimiz de canlıdan başarılı oldu arkadaşlar. Burada zaten değerlendiren herkese şimdiden tebrikler diyelim. Günü böyle geçti. Cumartesi başlıyor. Cuma günü zaten bugün canlı olarak ilerleyeceğiz. Cumartesi pazar da canlı olarak burada sürekli aktif olacağımızı da belirteyim sizlere. Hem ayrıcalıklardan faydalanmak istiyorsanız hem de kanalımıza destek vermek istiyorsanız siz de katıl butonuna tıklayarak da hem bize destek vermiş olup hem de ekstralardan Telegram gruplarımızdan faydalanabilirsiniz. Ana Telegram grubumuz canlı bahislerin olduğu gruptur. Telegram yüksek oran grubu hem canlı bahislerin olduğu grup hem de yüksek oranlı tekli tercihlerin verildiği gruptur. Yüksek misli hem ana Telegram grubuna dahil oluyorsunuz. Hem yüksek orana hem de tek maç yüksek misli olduğu zaman atıyorum zaten. onlara hatta bugün de attık bakalım şansımız ne yapısı gidecek. O da böyle bir gruptur. Diyerekten hatta iletişim de zaten mevcut. Diyerek maçlara başlayayım. Tuzla Spor Balıkesir mücadelesi. İlk maça başlarken sizlerden arkadaşlar beğenilerinizi de bekliyorum. Artı 300'ün üzerinde like gelirse pazar gününe kombin gelir. Sizlerden ricam videoya artı 300'ün üzerinde like atmanızdır. İlk mücadelemiz Tuzla ile Balıkesir mücadelesi. Tuzla'da gelişmeler var. Tuzla Ezehi aldı arkadaşlar bildiğiniz üzere. Adana Demirspor'dan kiraladı Ezehi. Forvet bence kaliteli bir forvet. Yani en azından TFF birincilik top derler ya hatta git TFF'ye sal format oynar şekilde aynı o kalitede gerçekten başarılı hatta son da oynanan Galatasaray mücadelesinde Tuzla 6-2 yendi. Yeni transfer Ezeh de orada kiralık işte Adana Demir'den. 3 tane de gol attı. Hedrick yaptı. Güzel bir başlangıç yaptı. Şimdi ben sizlere bir tane görsel göstermek istiyorum. Ekrana gelsin görsel. Bu görsel Balıkesir'in antrenman yaptığı sağ. Şimdi zaten Balıkesir'i ben değerle, sürekli değerlendirme altına alıyordum. Karşısındakini oynuyordum genellikle zaten hatırlarsınız. Antrenman yapılan sağ zaten çok kötü. Sağının zeminine bakıyorum. Etrafını bahsetmiyorum. Etrafında zaten bir inşaat olayı var. Nedir ne değildir tam bilmiyorum. Fakat antrenman yapılan alan ciddi anlamda kötü. Futbolcular bu alanda hem sakatlanabilir hem de antrenmandan ne kadar verim alınabilir Soru işareti. Hatta büyük takımlar zaten her zaman ilk başta tesislerini iyileştirme yönünde adımlar atarlar. Burada bir sıkıntı var. Tuzlanın da görsel gitsin. Tuzlanın da moralli bir tuzla takım var. Yani burada direkt bir maç sunu bir değerlendirme altına alınabilir. idealden Tuzlanın galip gelmesi normaldir. Ee, hazırlık maçlarında zaten Galatasaray'a 6 tane attı. Onun da morali olacaktır. Bir rehavet havası olacağını düşünmüyorum. İdealden bir maç sunu bir alınabilir. Ben yüksek orandan da bir öneri yapmak istiyorum. Handikap 1'in oranı da 1.99 gibi bir oranı var. Bakın. Şöyle. 1.99 gibi bunun da bir oranı var. Bu da bence değerlendirme altına alınabilecek maçlardan bir tanesi. Yüksek orandan değerlendirme yapılabilir bol şanslar. Şalke ile Rangers mücadelesi. Şimdi maça baktığımız zaman da üste gidilecek bir maç gibi olarak gözüküyor. Üste kim götürür burada? Götürürse bence Şalke götürür zaten üste. Şalke son mücadelesinde ligler şu kısa ara vermeden önce Aue mücadelesinde 5-0'lık bir deplasmanda galip geldi ki o maçı da seyrettim. O maçta Harbiden istekli bir şarkı takımı vardı. Ben o istekli oyununu bu maçta da sergilemesini bekliyorum. Regensburg'da arkadaşlar son lig maçında Hoştan ile mağlup oldu. Kendi evinde 2-1 gibi bir skorla. O maçta da penaltı kaçırdı. Hücum gücü yüksek bir takım Regensburg takımı da. Fakat Schalke de aynı şekilde hücum gücü yüksek ve kendi evinde olacağı için ben burada Schalke'nin atacağı 2 golü değerlendirdim. Ev sahibi 1.5 üstü oranı idealdir. 1.49 gibi oranı var. Değerlendirme altına alacaklara. Şalke'nin atacağı 2 gol değerlendirme altına alınabilir. Aradan önceki futbolunu sergilerse o 5-0'lık maçtaki büyülendim galiba o maçta. Ondan direkt bir mücadeleyi de aldım. Ev sahibi 1.5 üstün oranı 1.49 gibi orandan değerlendirme altına alınabilir. Maç üste gidecek gibi duruyor. Üste götüren taraf bence zaten Şalke tarafı olacaktır. Trabzonspor Kasımpaşa mücadelesi. Çok güzel maçlardan bir tanesi bu da ligimizde. Şimdi Kasımpaşa son haftalarda galibiyet serilerine başladı zaten. Umut Bozoğlu'nun zaten performansından bahsetmek gerekir. Ayrı parantez içinde çok iyi şekilde ilerliyor. Şimdi Trabzon'da eksik gedik var mı ondan bahsedeyim. Bu maçta kim olmayabilir? Hamşik olmayabilir. Gelvin diyor zaten geçmiş olsun gitti. Abdülkadir Ömür bu maçta olmayacak. Şimdi Vakiyeme bu maçta ilk 11 başlayacak. Aynı şekilde da. Her iki takım bakın. Sizler de zaten az buçuk Trabzon'u biliyorsunuz. Vakiyeme, Vizka, Vizca özellikle kanatlardan çok fazla orta açan bir oyuncu. Vakiyeme de bireysel anlamda oyuncuları bir bir geçip orta açmaya çalışamaya çarpıp kornere falan gidiyor. bildiğiniz. Sol kanatta çok etkili. Onların ofansif orta saha özelliğinde Bakisitas var. Bakisitas'ın Süper Lig'de şu an istatistiklere bakmadan konuşuyorum. Ezbere biraz. En çok şut çeken oyunculardan bir tanesi. Belki de en çoğudur. Tam bay bilmiyorum yani bu tam kim şut çekmiş bilmiyorum da. Yani maçları zaten izlediğim için söylüyorum çok fazla şut çekiyor. Bu yüzden ben Trabzon tarafından güzel bir korner bekliyorum bir kere. Wakeme, Wiska, Bakisitas gibi isimlerle bu zaten 3 isim korner getirebilir. Ben burada golle tarafa bir yere gitmeyeceğim. Bu şekilde bir kornerim var. Kasımpaşa'ya baktığım zaman da sağ açıkta Koenis, solda da Enginle birlikte. Onlar da takımın zaten stiline baktığımız zaman da şöyle Kasımpaşa'nın stilinden bahsetmek gerekirse genellikle sık sık orta açmayı deneyen ve Ağırlıklı olarak sağ açıktaki Kuanes'in kanadından saldıran bir Kasımpaşa var. Onlar da Umut Bozova beslemeye çalışacaklar. Fakat Kasımpaşa'nın zaten stilinde sık sık orta açmaya deneyim var. Yani korner işi her zaman diyorum biraz şans işidir. Oranın bir yerine bir şey çarpacak falan çarpacak. Gidecek kornere öyle. Fakat ben gelmesini bekliyorum. Şöyle güzel de bir oranı var. 8.5 üst kornerin oranı 1.44 gibi oranı var. Değerlendireceklere burada bol şanslar dilerim. 8.5 üst korner benim burada ideal tercihim olacaktır. Hatta şunu da belirteyim. Maçın temposu yüksek olabilir. O yüzden ben yüksek orandan hatta kendi kağıdıma da ekliyorum buraya. 10.5 üst korner. 2.06'lık oranından ben 10.5 üst kornerini de sizlere yüksek orandan önermek istiyorum. Korner mücadelesi olabilir. Stuttgart'la Frankfurt mücadelesi atlamadan gidelim. Stuttgart'a baktığımız zaman hal öncelikle maçta favori Frankfurt takımı fakat benim yararlandığım programa baktığım zaman da ben burada Stuttgart'ın 2-1'lik galibiyetini görüyorum. Galip gelir mi bilmiyorum. Fakat burada ben Stuttgart'ı az buçuk biliyorum. Hücum hattında tek forvet oynuyor Kalazic. Eğer Kalazic'i besleyebilirlerse ve araya top atıp üçgen PlayStation'dan üçgeni çok atabilirlerse, Kalazic'i koşturabilirlerse karşı karşıya atabilir. iki pozisyondan bir tanesini atan oyuncu Kalazic'te. Kalazic'te. Şimdi Burada şöyle bir değerlendirme altına aldım. Şimdi her iki takımında oyun stili birbirine bekliyor. Böyle roket gibi diziliyorlar. 3-4-2-1, 3-4-2-1 şeklinde dizilen bir oyun stilleri var. Bu 3-4-2-1 stilinde her iki takımda sağ ve sol bekleri çok iyi kullanıyor. Özellikle zaten Frankfurt takımını ben korner maçı olarak değerlendiriyordum. Kostit zaten çok büyük etki ediyor sol tarafta. Sol açık diyelim biz buna. Stuttgart tarafına baktığımız zaman da sağdaki Mangala'yla soldaki Sosa iyi bir değerlendirme yapabiliyor. Yani ara ara pozisyonuna sokabiliyor. Dediğim gibi Kalaz için ne kadar beslerlerse o kadar iyi Stuttgart takım adına. Ben burada şöyle bir tercih aldım. Ben KG var aldım fakat maçın da 1-1 gibi bir skorla bitmesini bekliyorum. Yüksek orana gitmedim burada. İdealden ilerlemek istedim. Direkt düz olarak KG varını aldım. Dediğim gibi zaten Frankfurt da zaten Borre. Frankfurt'un oyunu biraz daha iyi ki Frankfurt zaten deplasmanlarda biraz da saldırgan bir takımdır işte de dediğim gibi biraz üçgen yapabilirlerse Kalazic'e o da değerlendirmeyi alabilir. Burada karşılıklı golleri izleyebiliriz diyerek düşünüyorum. Bundesliga'dan iki aldım maçtan iki tane aldım maçlardan bir tanesi Frankfurt'un KG var maçı. Fenerbahçe Başakşehir mücadelesi. Maçın skorunu zaten sizlere sordum yorumlara yazabilirsiniz. Benim beklentim dediğim gibi bir birlik bir skor bekliyorum. Kornere gidecektim. Korner gelmeyebilir dedim. Fakat son dönemlere baktığımız zaman da Fenerbahçe biraz kendine geldiğini söyleyebiliriz açıkçası. İsmail Kartal'ın gelmesiyle Ozan Tufan'ı da istediler açık. Gördüğünüz zaten tekrardan transfer edildi. O 6-8 hem ileriye hem geriye oynayabilen bir oyuncu istiyorlardı Fenerbahçe takımı. İsmail Kartal aldı. Ozan Tufan'ı geri istedi. Şimdi Başakşehir'de etki söndü gibi biraz. Baktığımız zaman da son iki maçtır muhalif olan bir Başakşehir takımı var ki öncesinde Emre Belezoğlu'yla çok iyi gidiyor ki zaten bu tip maçların motivasyonu her zaman ayrı olacaktır. Ayrı olur zaten. Ama ben şunu belirtmek istiyorum. Yani Vizca'yı satmak bence çok büyük bir hataydı. Çünkü Başakşehir burada şampiyonluk yarışına girebilecek bence şu iyi ilerlerken Vizca'yı satmak ne kadar doğru emin ya hiç bilmiyorum. Şimdi yerine Serdar Güller'i aldılar. Serdar Güller de hani çok başarılı bir kanat oyuncusu. Fakat bu maçta nedenle oynar mı oynamaz şu an şüpheli olarak gözüküyor. Oynar mı oynamaz belli değil. Orada muhtemelen Ömer Ali Şahiner oynayacaktır sağ açıkta. Ne kadar oynar oynamaz bilmiyorum ama Okaka'yı ne kadar beslemeleri de önemli burada. OKK'da girdiği pozisyonlarda zaten bir tiricili olarak yüksek bir oyuncu. Bir tiricilik yüzdesi yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ya yani ben dediğim gibi KG var alabilirsiniz. 1.64 oran açmışlar. Bence çok iyi oran olarak. Ama beklediğim skor da 1-1. Onu da belirteyim. 1-1'i bir skor bekliyorum. Yani bir sıfır yüksek orandan da 0 denemesi yapılabilir yani. Aynen. 3 oranı var sıfırında. Ya, tamamen 1-1. Başka bir kılıf uyduramadım bu maça. KG var. 1-1 skor. Maç sonu 0. Gayet iyi. Inter Milan mücadelesi ciddi anlamda çok zor mücadele. Şimdi iyi dinleyin anlatacaklarımı. İst i̇stiyorsanız da saçmalıyor diyebilirsiniz bu maç. Şimdi Milan'ın bir space'e mücadelesi var. Bakın şu son berabere kaldığı maçtan öncesi bir mağlubiyeti var orada Spezia mücadelesinde. Olay oldu. Hatta zaten anlatmıştım ben sizlere. Hakem, İtalya hakem kurulu'mu diyeyim ne diyeyim. Milan'dan özür diledi. Yani hakem orada psikolojik travmaya girmiş olabilir diyerekten bir açıklama yaptı sanırım. Fakat Milan'ın orada 3 puanını net yedi bakın. Berabere maç <laughs> inanılmaz bir olay oldu. Maçı da canlı izliyordum. Yani Mesias'ın o golü muazzam da bir gol attı. Hakem avantaja bırakmadı. 2-1 Milan öne geçti. Fakat 2 saniye önce düdük çaldığı için Gol sayılmadı. Ondan sonra kontradan space attı. 2-1 falan geçti derken. Yani ben bu maçta şunu belirteyim. Ya bu çok da konuşmak dillendirmek istemiyorum. Neyse şöyle söyleyeyim. Milan kaybetmeyebilir. Anladınız siz. Yani Milan burada bir kaybetmeyebilir. Oyun olarak zaten Inter biraz daha iyi ki. Zaten Milan tarafında İbrahimovic sakat. İbrahimovic'in olmaması çok büyük eksiklik. Çünkü İbrahimovic ileride uzun boylu adam zaten. Topla hava toplarında çok fayda üstünlük sağlıyor ki zaten o üstünlük sağladığı toplarda arkadaşlarına da çok net pozisyonlar hazırlayabiliyordu. Muhtemelen yerine Giroud oynayacaktır burada. Inter futbolunu sergileyecektir fakat dediğim gibi burada Milan kaybetmeyebilir bakın. O Spezia maçının olayları böyle bu tür maçlara yansıyabilir diye düşünüyorum. KG varı zaten bir aldım. Oranı güzel bir 54. KG var dediğim gibi bir değerlendirme altına aldım. Ama içimde kalmasın. Ben burada sizlere bir 0 2 çifte şansı da bir önereyim. 1.48 onun oranı var. Dediğim Milan kaybetmeyebilir. Belirteyim. Geçiyorum bu mücadeleyi. Bayern Münih Leipzig mücadelesi anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz dayının dediği gibi. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Ya zaten ilk takım Bundesliga'da bu tür maçlarda çok tempolu maçlar oynuyor takımların yapısı gereği zaten Bundesliga'da at, yedikçe atmak isteyen takımlar bunlar zaten Leipzig'de Bayern günü. İkisi de fakat burada Sobozlai ile Fosberg şüpheli durumda. Oynar mı oynamaz mı tam belli değil. İkisi önemli eksiklik. Sobozlai ve Forsberg. Onun dışında bir eksiklik yok. Ev sahibine Goreska ile Alfonso Davies'in sakatlığı var zaten. Goreska'nın sakatlığı devam ediyor. Davies yeni sakatlandı. Burada 2.5 üstünde bir Bayern Münih galibiyeti veya ilk yer 1.5 üst bu tip maçlar değerlendirilebilir. Skor beklentisi 3-2. Bayern Münih galibiyeti. 3-2 Bayern Münih galibiyeti var. E, maç sonu 1-2.5 üst. 1-52 gibi orandan değerlendirme altına alınabilir. İdeal olarak öyle önerebilirim bunu sizlere. Yüksek orandan da ise 3.5 üstünde 1 yaparsanız 2.07 gibi orandan değerlendirme altına alabilirsiniz. Ben de notlarımı 3.5 üstü 1'i de ekleyeyim. 2.07 gibi orandan bunu da değerlendirme altına alabilirsiniz. Bu da güzel bir tercih. Anlatmaya gerek yok zaten. Eğer iki takımında zaten klasik Bayern Münih Leipzig. Fiorentina Lazio mücadelesi. Bu maç çok güzel. Fiorentina arkadaşlar önemli Pulgar gitti. Pulgar zaten çok fazla forma şansı bulamayan bir isimdi. Önemli olan burada Vlaovic gitti. Juventus'a. Ne kadar etki eder? Bakın. Fiorentina takımı sistemi olan bir takım. Yerine yaptıkları transferler de zaten boş transfer değil. Bazel'den mesela Arturo aldı. Adam 31 maçta 27 gol mü 28 gol mü ne atmış ki zaten 3 sezondur sürekli böyle 30 bandı 30 bandına yakın gol atmış bir oyuncu. Şimdi ligler arasında fark var tabi. Fiorentina'da yani Arturo gol pozisyonlarına sokabilir. Onun dışında Piatek var zaten hücum hattında. Belki Piatek 11 başlayabilir. Yine yeni bir transfer daha yaptılar. İkone'yi aldılar. Muhtemelen solda da oynayabilir. Demem o ki Fiorentina tek bir oyuncuyla yıkılacak bir takım değil. Yine kendi bildiğini oynayacak bir oyuncu Fiorentina takımı. Ben idealden şöyle bir tercih aldım. Yani KG var zaten idealidir bu maçın. 1.45 gibi oran açmışlar. KG var zaten. Olması beklenen KG var zaten burada. Fakat şunu belirteyim. Ben yine burada Fiorentina'nın kendi evindeki o istikrarlı oyununu oynarsa 2 gol atmasını da beklemiyor değilim. 1.82'de oran var zaten. Notlarıma dalmışım. almışım. Ev sahibi 1.5 üstü oranında yanmışım. 1.82 orandan. KG var zaten idealdir ama 2-1 2-2 bandında. Öncelik burada 2-2 2-1 bandı dediğim gibi. Fiorentina'nın 2 gol zaten değerlendirilebilir. Yüksek orandan en idealden almak isteyenler KG var zaten yapıştırıp geçebilir. monaco Lyon mücadelesi son mücadelem. Monaco arkadaşlar Son haftalarda mesela ligde 3-2 4-3 mağlup oldu. 3-2 mi 4-3 mi hatırlamıyorum. Gollü bir maçtı. 3-2 aynen. 3-2 mağlup oldu. En sonunda 4-2 yendi. Hücum yönünde çok fazla bir sıkıntı yaşamayan bir Monaco takımı var. Kendi evinde oynayacak. Basacaktır Lyon'a yani. Saldıracaktır Lyon'a karşı. Maçlarda zaten baktığımızda kanatları çok etkili kullanan Diop ve Gerard Martis var. Martis zaten bireysel anlamda da e, oyuncu eksiltip orta açan burada Ben Yedir iyi besleyebilir. Aynı şekilde Diop da aynı özellikle bir oyuncu. Kevin Volant belki oynar belki oynamaz belli değil. İleride Ben Yedder bu maçta olacaktır. Lyon da son mücadelede güzel bir maçı çevirdi. Son dakikalarda 2-1 kazandı. Ben burada direkt tercihimi söyleyeyim. Kaçayım buradan. 2-1 skoru bekliyorum. Monaco'nun atacağı 2 gol. 1.69, 1.70 bandında. Çok güzel bir oran. Monaco son haftalarda hücum performansını sergilerse burada kendi evinde 2 gol bulabilir. Zaten bastıracaktır. Saldıran taraf Monaco olacaktır. He, gol de yiyebilir. Benim skor beklentim 2-1'lik Monaco galibiyeti. 2-1 2 tane gol atar diyerekten ev bir 1.5 üstte aldım geçtim. Şimdi 9 mücadele bu şekilde. Değerlendirme yapacaklara bol şanslar. Art 300'ün üzerinde like geldiği zaman videolarda kombin önerisi yapmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere. İsteyen istediğini değerlendirebilir. Bol şanslar. Seviliyorsunuz. Bay bay.